Evet, bugün Bakırköy Çağ Sokak'ta Baykuş Kafe'deyiz. Evet. Merhaba. Merhabalar. Bize bu kafenin felsefesini biraz anlatabilir misiniz? Kafemiz 4 yıl önce biz Bakırköy Çağ Sokak'ta burayı kurduk. Burası Türkiye'nin ilk sokak kütüphane temalı kafesi. Yani Türkiye'de ilk kez sokak kütüphaneleri bir kafe konseptinde birleştirilerek sokak kütüphanesi temasıyla birleştirildi. Kafemizde yaklaşık 5000 tane kitap var. Yani burada okuyucularımız, yani kitap severler, sadece kafede çay falan içmek zorunda değiller. Dışarıda da bir kütüphanemiz var sokakta. Sokaktan geçerken de beğendikleri bir kitabı alabiliyorlar, yerine okudukları bir kitabı bırakabiliyorlar. Yani burası aslında her bakış açısından, her düşünceden kişinin kolektif olarak gelip fikirlerini paylaşabildikleri ve okudukları kitabı bırakıp okumadıkları, hoşuna giden bir kitabı ücretsiz olarak alabildikleri bir yer. Yani normal şartlarda şöyle düşünebilirsiniz, bir çay içiyorsunuz, yani belki de 35-40 TL'lik bir kitabı kendinizden bir parçayı buraya bırakarak başkasının buraya bırakmış olduğu bir parça alıp gidebiliyorsunuz. Biz işin aslında daha çok bu manevi noktasındayız yani. Peki daha önce ne işler yaptınız? Ben daha öncesinde uzun yıllar akademisyenlik yaptım. Türk Dili Edebiyatı bölümünden mezun olduktan sonra halk bilimi master yaptım. Sonrasında Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi'nde, Yakın Doğu Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olarak çalıştım. Marmara Üniversitesi'nde rektörün basın danışmanlığını yaptım. Yani Marmara Üniversitesi'nde görev yaptım medya bölümünde. Onun haricinde yine aynı şekilde Ayvansaray Üniversitesi, eski adı Plato Meslek Lisesi Okulu'nda kurumsal iletişim müdürlüğü yaptım. Sonrasında da böyle bir kafe oluşturduk. Burasını ben hem bir kafe gibi hem de bir medya danışmanlık ofisi gibi kullanmaya devam ediyorum. Peki kitapları nereden temin ediyorsunuz? Burası genelde kitaplar okuyucular kendileri getiriyorlar. Biz buraya her kitap getiren ve kütüphanemize destek veren, hatta kütüphanemizde sadece kitap paylaşımı yapan bütün kitapseverler için Antalya'da ağaç dikerek kendilerine sertifika veriyoruz. Nasıl bir sertifika bu? Yani Antalya'daki diktiğimiz ağaçların işte adınıza böyle bir fidan dikilmiştir. Kitapseverlere ve kitaba olan desteğinizden dolayı çok teşekkür ediyoruz bağımında. Bir teşekkür belgesi aslında. Bir sosyal sorumluluk projesi olarak mı götürüyorsunuz? Evet, aslında yani Kafe Baykuş tam anlamıyla bir sosyal sorumluluk projesiyle kafe konseptinin birleşmiş olduğu bir yer. Yani bizim buradaki amacımız dijitalleşen ve her şeyin dijitale aktarıldığı dünyada kitabın kokusunun, kitabın dokusunun hala yaşayan bir varlık olarak durması. Ve yani birçok tabii ki güzel kitap kafeler de var. Biz o kitap kafeleri de çok seviyoruz ama kitapların raflarda dekor olarak durmasından ziyade paylaşım yapılabilen, insanların bunları yaşayan bir dekor oluşturuyoruz aslında. Yani insanlar kitapları, yani başka birisinden bir parça olarak gelen kitabı alıp yerine başka bir emanetini bırakabiliyorlar. Ki buradaki biz kitapları zaten kendi kitabımız olarak görmüyoruz. Bunlar bize okuyucularımızın bırakmış olduğu emanetler. Biz onların bize bırakmış olduğu emanetleri başka birisine emanet olarak veriyoruz. Bu yüzden tabii ki sorumluluğu var. Yani kitapları sürekli düzenlemeniz, sürekli bakımlarını yapmanız gerekiyor. Elimizden geldiği kadar da kitapları en iyi şekilde muhafaza etmeye çalışıyoruz. Peki ne tür kitaplar var? Her türden kitap var. Yani siyasi kitaplar var, felsefi kitaplar var, tarih kitapları var, kişisel gelişim kitapları var, dini kitaplar var. Elimizden geldiği kadar geniş bir spektrumda kitap çeşitliliğimiz bulundurmaya çalışıyoruz. Güzel olan tarafı da bu zaten. Yani herhangi kim olursa olsun geldiğinde mutlaka kendisinden burada bir parça bulabiliyor. Kendisinin çok beğendiği bir yazarı, şairi bulabiliyor. Veyahut da çok farklı bir yazarı ve şairi tanıma fırsatı buluyor. Özellikle kitap aramaya gelen oluyor mu? Bir kütüphane. Tabii tabii. Yani hatta şöyle söyleyeyim. Mesela klasiklerden veyahut da diğer bazı dünya klasiklerinden ya da diğer dünya yazarlarından koleksiyon yapmaya çalışan bazı kitapseverler
sahaflarda falan bulamadığı, hiçbir yerde denk gelmeyen bazı kitapları burada bulabiliyorlar ve çok seviniyorlar. Bunlar bizi çok mutlu ediyor. Çünkü şöyle düşünün, bizim buraya aileler mesela ev taşırken falan bir kitaplık dolusu kitabını getirip bize bırakıyorlar. Dolayısıyla aslında şöyle olabilir. Mesela baba eskiden banka müdürüydü ve yani 1920'li yıllardan belki de 30'lu yıllardan itibaren kitap biriktirmeye başlamış. Torunlar artık hani bunun çok fazla ehemmiyetinin farkında olmadığı için hatta içine bile çok fazla bakmadan bütün kitapları alıp buraya getirebiliyorlar. Biz de burada yani mesela Ömer Seyfettin'in imzalı kitabına falan denk gelebiliyoruz gelen kitaplar arasında. Yani Tanzimat dönemindeki yazarların birebir böyle ilk baskılarına falan denk gelebiliyoruz. Bu da bizim için tabii ki ayrı bir nostalji ve güzellik oluyor. Yani kentsel dönüşüm sizin işinize yaradı o zaman bir anlamda. Aslında biraz öyle diyebiliriz. Ya da dijitalleşme çıktıktan veyahut da teknoloji çok fazla geliştikten sonra artık kitaplar evlerde biraz daha böyle sanki fazlalıkmış gibi, evde işte taşınmada çok zorluk çıkartıyormuş gibi bir noktaya gelince insanlar tabii ki kitapları haliyle işte hurdalıklara ya da bir yere vermek durumunda kalıyorlar. Ama en azından bu noktada yani bunu biz sokağa atmak istemiyoruz. Bunlar bizim için kıymetli şeyler. Bunu iyi değerlendirelim diyen birçok kişi de kitaplarını bizimle paylaşıyor. Aslında gelen hiç kimse arasında bir sınır koymuyoruz. Bu da şöyle mesela sizin bir evcil hayvanınız var ve bir mekana gittiğinizde çok bundan rahatsızlık duyuyorlar ama biz genelde müşterilerimize evcil hayvanıyla buraya gelen kişiyi koruyoruz. Yani burada böyle bir özgürlük alanının olduğunu ve evcil hayvanıyla müşterilerimizin buraya çok rahatlıkla girip çıkabileceğini beyan ediyoruz. Çünkü bizim de mesela burada bir kedimiz var. Herkes soruyor işte yani o sizin kediniz mi diye. Aslında evet biz onun insanıyız. Çünkü biz o buradaydı biz buraya geldiğimizde ve biz onun üzerine kafeyi yaptık yani. Dolayısıyla biz şimdi onun yuvasında onunla en iyi şekilde ilgilenmek zorundayız. Hani tabii ki rahatsız olan arkadaşlarımız oluyor. Hani diyorlar ki yani ya kediyi bir yere alabilir miyiz ya da bir şey yapabilir miyiz? Biz bilhassa ona şey yapmıyoruz yani. Hani diyoruz ki o bizim için çok değerli bir şey. O yüzden kusura bakmayın yani bu konuda size yardımcı olamayacağız.